Çantamı aldın mı? Aldım, aldım. Her şeyini aldım. Gel. Yavaş. Gel şöyle. Yavaş, dur. Açtım, açtım, açtım. Gel. Biricik, Serra ile Burak'a sen mi haber verdin? Ne işleri var burada? Hayır tabii ki de, ben söylemedim. Söyler miyim hiç? Gel, gel. Geç şöyle, gel. Sen de görmen gerekeni gördün. Burak ne oluyor? Sen dedin ki ben Selim'in gerçek yüzünü görmek istiyorum. Ait olduğu dünyayı görmek istiyorum dedin. Gördün. Bu kadar. Ya Burak saçmalama. Selim'in ne işi var burada diyorum. Serra, Selim böyle bir insan işte. Selim birisine kızdığında, Selim sinirlendiğinde, Selim üzüldüğünde bu şekilde rahatlıyor. Birilerini döverek mi? Aynen öyle. Birilerini ölesiye döverek ya da ölene kadar dayak yiyerek. Çalışacağım. Ya bu hastalıklı bir durum. Kimse görmüyor mu? Ailesi... Ya tamam, tamam. Tamam. Ama şu anda biz bunu burada mı konuşacağız? Gidelim konuşuruz yine. Ya Biricik. Biricik'in ne işi var burada? Biricik buradaki adamlara, buranın adamlarına para yediriyor. Yani ters bir şey olduğunda, Selim'e bir şey olduğunda çat diye hemen Biricik'e haber veriyorlar. Biricik de geliyor, bu enkazı buradan alıyor ve gidiyor demin olduğu gibi. Serra. Selim'i her haliyle kabul eden tek insan Biricik. Biricik Selim'i değiştirmeye çalışmaz. Biricik Selim'i defolarıyla kabul eder. Kabullenir. Selim de zaten bunu bildiği için asla Biricik'ten vazgeçmez. Selim, bak böyle olmaz. Gel bir acile falan gidelim. Şu kaburgana baktıralım. İstemiyorum. Ya yapma şöyle. Geçen sefer de aynısı oldu. Az kalsın hiç kanamadan. Biricik uzatma. İyiyim, teşekkür ederim. Serra, benim bu halimi de gördükten sonra artık beni hiç istemezsin. Nasıl baktı gördün mü? Sanki deli gömleği giymiş bir yabancıya bakar gibiydi. Şaşırmış, korkmuş. Neyse. Sen şimdi düşünme bunları. Şimdi eve gidelim. Sen güzel bir duş alırsın. Sonra ben sana ağrı kesici falan veririm. Pansumanını yapalım. Böyle birkaç saat uyutma, kendine gelirsin. Hiçbir şeyin kalmaz. Sağ ol. Niçin? Beni bırakmadığın için. İnsan sevdiğini bırakır mı hiç Selim? Dövüştüğünü hep biliyordunuz yani. Biliyorduk. Hatta bir iki kere biz Selim'le konuşmaya da çalıştık. Ama her seferinde sinirlendi, kızdı, konuşmak istemedi. Ya biz de bir yerden sonra vazgeçtik, saldık. Biricik vazgeçmemiş ama. Biricik bu. Söz konusu Selim olduğunda asla pes etmez, sonuna kadar savaşır. Hatta bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yarın öbür gün siz Selim'le barışsanız, ne bileyim böyle çoluğa çocuğa falan karışsanız... Biricik yine de bırakmaz Selim'in peşini. Vay be. Ne aşkmış arkadaş. Aşk. Aşk değil aslında. Yani daha çok hastalık gibi. Selim kutlusay hastalığı. Tedavisi var mı? Yok. Olsa da zaten Biricik kabul eder mi?
Etmez. Yavrum, ne oldu? Sıra. Canım benim, niye korktun? Ne oldu sana? Rüyamda abimi gördüm. Ya. Ah, keşke benim de rüyalarıma girse mis kokulu oldu. Gördüm. Hayır olsun. Anlat bakayım. Elif'in beni bıraktığı gibi sakın sen Selim'i bırakma dedim. Canım. Eğer çok seviyorsan... Eğer ayrılmanız bu kadar canını yakıyorsa sakın peşini bırak. Sonuna kadar git sevme. Düşeceksen de düş. Üzül, ağla. Ama kafanda ve kalbinde kesin bittiğinden emin olmadan asla vazgeçme çocuğum. Ah ya, bunları sen mi söylüyorsun? Anne. Ben Selim'e deli gibi aşık olmaktan, çok bağlanmaktan korkuyorum. Neden korkuyorsun ki? Allah Allah. Aşktan korkulur mu hiç? Ben Selim'e bağlanıp tutunduğumda ya benden sıkılırsa? Erkan Yılmaz'ın seni bıraktığı gibi Selim de beni bırakırsa. Neyse Hülya'cığım, sen hayatına giren herkesi babanın yaşattıklarıyla tartıp değerlendirirsen olmaz ki. Bak, eğer benim yaşıma geldiğinde keşke aşkın uğruna daha çok çaba sarf etseydim demek istemiyorsan savaşacaksın. Şimdi savaşacaksın. Peşini bırakmayacaksın. Yaralanmaktan korkmayacaksınız. Yaralar bir şekilde iyileşiyor. Ama pişmanlık geçmiyor. Çok acıtıyor seni. Günaydın. Yavaş yavaş dur. Çok fena dayak yemişim ya. Aa, sen bir de karşı tarafa görecektin. Reçet abi mi haber verdi geldi? Hı hı. O arada ben de atladım geldim tabii hemen. Çok korktum sana bir şey oldu diye.
Korkma. Kötüye bir şey olmaz. Bu filmin kötü kahramanı benim diyorsun yani, öyle mi? Yani. Sen bir de bana kahvaltı mı hazırladın? Evet. Sevdiğin her şey bu tepside. Biricik. Hı. Benimle alakalı bilmediğin bir şey var mı? Düşüneyim. Hayır. Yok. Seni senden daha iyi tanıyorum Selim Kutlusay. İddialıyım diyorsun yani. Yani iddia demeyelim. Ne diyelim peki? Seni çok iyi tanıyorum. Seninle büyüdüm. Seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Bazen kendime kızıyorum. Yeter diyorum, abartma, bu kadar da olmaz. Seni gerçekten sevebilecek birini hak ediyorsun, biliyorsun değil mi? Neyi hak ettiğimi umurumda bile değil. Ne istediğimi biliyor olmak yetiyor bana. Biliyorum. Şu an aklım Serra'da. Beni değil. Onu istiyorsun, biliyorum. Ama ben istemiyorum. Acaba sen... seni istememesi için ilişkinizi sabote falan mı ediyorsun? Korkuyorum Biricik. Serra'yı incitmekten korkuyorum. Zaten defolarımı gördükçe zamanla benden uzaklaşacak, biliyorum. Yol yakın kendine iyiyim diyorsun, öyle mi? Onun gibi bir şey işte. Ben Serra'nın yerinde olsaydım senden asla vazgeçmezdim. Hiç pes etmezdim. İlişkimizi kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapardım. Ama ben Serra değilim işte. Neyse. Hadi kalk. Kahvaltını yap. Çocuklar, hayrettir. Bu saat oldu. Hala evde bir hırgür yaşamadık. Babam erken çıktı babaanneciğim, ondandır. Adamcağız Asena'dan kurtulmak için evden kaçmaya karar verdi. İşte insanın evinde rahat edememesi de bu demek herhalde. Bu sabah hanımefendiden ne haber? Afiyettedirler inşallah. Vallahi hiç bilmiyorum. Sabah sabah Asena'yı çekecek gücüm de yok. Sevinç'e söyledim, git sor bakalım bir ihtiyacı var mı diye, o kadar. İyi yapmışsın ya. E Selim'den ne haber? E o çocuğun da artık eve dönüşü masal oldu. Onur'la sürpriz yapmaya karar verdik. Hah. Zaten Serra'yla da araları limoniymiş bu ara. Yani bir çıkarırız, keyfi yerine gelir diye düşündük. Aa, çok iyi düşünmüşsünüz. Bravo, çok iyi. E siz de gelin, hep beraber olalım. Aslında çok gelmek isterim ama olmaz. Niye derse? Bu delinin ne yapacağı belli olmaz. Onun için evi bu ara boş bırakmayalım. Şu hale bak ya, ne konuşuyoruz? Bitmedi sabahtan beri bu kramplar ya.
Neyse ki bunları kurtulduk. Bunları da alın elimden de göreyim. Alo, babacığım. Efendim kızım, nasılsın? İşte. Ya İhsan peşime adam takmış. Senle benim tuttuğumuz kasayı bulmuş biliyor musun? Sena ne diyorsun sen? Ya ben hemen çıkıp size geliyorum. Hepsini anlatacağım detaylı, tamam mı? Tamam kızım, bekliyoruz. Hadi öpüyorum, bye. Bir keresinde yine böyle Asena'ya kızmıştın. İki tane dövüşe katılmıştın üst üste. Aklım çıkmıştı. Burak'a haber verip böyle toparlamıştım seni. Of. Bu yapmış. Ne olursa olsun. Ben hep senin yanındayım. Ben seni hiç bırakmam. Hiçbir zaman. Ben de ne zaman gelirsin diye bekliyordum. Buyur. Selim nerede? Yok mu? İçeride uyuyor. Kahvaltısını yaptı az önce. İlacını falan işte tekrar yattı. Geç otur istediğin yere. Paltonu falan çıkar. Rahat et. Kahve yaptım. Sana getireyim. Afiyet olsun. İstersen git bak Selim'e. Ama ses yapma da uyanmasın çocuk. Yok, gerek yok. Rahatsız etmeyeyim şimdi. Serra. Sen Selim'i gerçekten seviyor musun? Ben seviyorum. Ben onu her haliyle seviyorum. Güçlüyken seviyorum. Zayıfken, ağlarken. Hatta benden nefret ederken bile onu sevmeye devam ediyorum. Sen Serra. Sen onu benim gibi sevebilir misin? Hayranım biliyor musun? Bıkmadan, usanmadan gösterdiğin azmine. Selim'e zorla kendini sevdirme çabana. Ben Selim'i senin gibi sevebilir miyim bilmiyorum. Bildiğim tek şey benim onu seviyor olduğum. Aramızdaki fark ne biliyor musun Serracık?
Ben onu her şeye rağmen seviyorum. Bana yaşatacağı acılara rağmen, benden nefret etmesine rağmen seviyorum onu. Önce Selim, sonra ben diyorum. Ama sen? Sen Seracık. Sen önce ben diyorsun. Benim mutluluğum, benim huzurum diyorsun. Sonra Selim diyorsun. Öyle olmaz. Böyle aşk yaşanmaz. Böyle sevilmez. Bu kadar korkak olma. Biricik. Biricik, su verir misin? Getiriyorum Selim. Geldim. Seracığım selam. İyi misin? İyiyim hocam. Sadece bir şey mi oldu Seracığım? Selim mi üzdü seni? Yok, yok. Ben öyle habersiz ona bakmaya gelmiştim de uyuyormuş o da zaten. Çok yorgundu. Niye bu kadar yorgundu ki? Sporu abartmış. Uyuyacaktı o. Ben de o yüzden çıktım. Yani sizin için de bir sakıncası yoksa. Ne yapalım? Biz de uğramayalım o zaman. Rahatsız etmeyelim bari. Gel sana bir kahve ısmarlayalım. Yok hocam, teşekkür ederim. Ben işe yetişeceğim. Peki. Çıkalım biz de o zaman. Hadi. Görüşürüz Seracığım. Hoşça kalın. Niye Sara geldi diye haber vermedin? Kalkardım ben hemen. Şimdi mi söylenir? Uyuyordun. Of Biricik, of. Ya ben istiyorsan git bak ama sessiz ol dedim. İstemedi. Sana su getirirken çıkıp gitmiş. Selim. Ben suçlu oldum şimdi. Sen bu kızla yapamazsın Selim Kutluser. Yapamazsın. Ne zaman anlayacaksın acaba bunu? Aramızdaki fark ne biliyor musun? Ben onu her şeye rağmen seviyorum. Bana yaşatacağı acılara rağmen, benden nefret etmesine rağmen seviyorum onu. Önce Selim, sonra ben diyorum. Sen önce ben diyorsun. Benim mutluluğum, benim huzurum diyorsun. Sonra Selim diyorsun. Biricik söylemese geldiğinden haberim bile olmayacaktı. Uyuyor deyince rahatsız etmek istemedim. Dün gece gördüklerin nereden başlanır, nasıl açıklanır hiç bilmiyorum. Evet Serra, benim böyle bir hayatım var. Tek seferlik bir şeydi diyemem yani Cizan. Değişmek için çok çaba sarf ettim. Tam düzeldim dediğim anda yeniden başladı. Ne yeniden başladı? Öfken ömetlerim. Selim, sen sadece kendine zarar veriyorsun. Kendine sinirleniyorsun, sonra kendi canını yakıyorsun. Ben nedenini gerçekten anlamıyorum. Sevilmeyi hak etmediğimi düşündüğüm benmiş. Zamanında psikoloğum öyle söylemişti. Peki, ben mi tetikledim? Yani yeniden başlamasına benim sana yaşattıklarım mı sebep oldu? Eğer öyleyse dün akşam gördüklerim... Hayır. Sadece seninle alakalı değil. Babam, Burak,
Her şey üst üste geldi. Aslında onları da suçlamıyorum. Benim kendi içimdeki beklentilerim bu çukura düşmeme sebep oldu. Yani anlayacaksın Serra. Sen belki bana gösterebileceğin bütün ilgiyi gösterdin ama bana yetmedi. Burak, Burak'ın arkadaşlıktan anladığı buydu. Onu da suçlamıyorum. Babama gelecek olursam... zaten benden beklentisi bambaşka. Ben insanları olduğu gibi kabul etmediğim sürece... gitgelleri sürekli yaşayacağım hayatımda. Sevdiğimi söylemediğim için mi? Hiç bu konulara girmiyorum. Ne yapalım? Vaz mı geçelim? Selim konuşsana. Bizden vaz mı geçelim? Ben üzerim seni. Nereden biliyorsun beni üzeceğini? Belki ben seni üzeceğim. Bizi bir süre ara versek ikimiz için de çok iyi olur. Bunu söylemeden olur. Bak, benim şu geldi. Nasıl olduğunu merak ettim. İyiyim. Var mı ağrısızın bir şey? Vay arkadaş. Arkamdan iş çeviren adam ağrısızın var mı diye sormak için ta buralara kadar gelmiş. Selim Sinan konusunda haklısın. Özür dilerim onun için. Bırak Burak ya, ne özür dilemesi. Oğlum sen ne sinsi, ne üçkağıtçı adammışsın ya. Ben seni salak gibi kardeşim yerine koymuşum. Meğer senin derdin en sonu benim arkamdan iş çevirmekmiş. Selim, yengen olur. Hoşlanıyorum dediğim kızı. Kendine sevgili yapmış olmanı hazmedememiş olabilir miyim? Sen Serra'ya aşıktın da benim mi haberim yoktu Burak? Aşıktın mı dedim. Hı. Bak ben sana tekrar söyledim. Hoşlanıyorum dedim. Hı. Sen de dedin ki hoşlandığım kız Selim'e aşık olunca... ben de en iyisi kuyusunu kazıyım dedin, öyle mi? Bak Burak, yaptıklarını unutmadım. Şimdilik sadece rafa kaldırdım. Asıl mesele Serra. Eğer ki Serra'yı üzeyim dersen... inan bana elimden kimse alamaz seni. Bir de...
Bir de Serra'nın etrafında dolanıp sakın kafasını karıştırayım deme. Yoksa seni elimden kimse almaz. Lan araba mı alsak acaba ya? Yok. Seninle bir dünya turuna çıkalım. Harbi mi lan? Ben hazırım. Ulan bunun da leyleği havada, yumurtası tavada. Lan manyak. Seninle tatile çıkalım da sonra anan karnımı değsin, öyle mi? Oğlum gündelikçi bin nazdan bir korktuğun duyulursa var ya, iplemezler seni söyleyeyim. Sahi mi lan? Konuştu yine mahallenin akıl küpü. Bak kızım. Bu parayı löngürt diye harcamak yok. Akbabaları başımıza çökertmemek lazım. Sessiz ve derinden hareket edeceğiz. Kusu da gider gibi. Yani? Nazlım, sen balık hayvanını bilir misin? Ay yine bilmece gibi konuşmaya başladın Barbar. Balık hayvanı neresini göremez? Burnunu göremez. Çünkü neden? Balık hayvanının burnu yoktur da ondan. Yani Barbar'cığım konuyu nereye getireceğini çok merak ettim şimdi. Yani şu kızım. Şimdi biz bu parayı şuradaki lastiklerin içine gömeceğiz. Çünkü burnunun ucundakine bakmak kimsenin aklına gelmez de ondan. Çaktın. Hasan'a karısının ganimetini güzel güzel, tatlı tatlı, ince ince emükleyeceğiz. Ay yapacaklarımızı düşünce içim kıpır kıpır oluyor şu an. Ne yapıyorsun lan? Bu kadarına da karışma. Paranın da nereye, kime gittiğini sormak yok. Sürpriz. Ulan en son sürpriz dediğinde göbeğimin orta yerine koca bir çanta bıraktın lan. Laf olsun torbada olsun diye sürpriz beklemedik herhalde Barbar Efendi. Kedi olalı bir fare tuttun. Onu da var ya 40 yıl başımıza kakarsın artık. Ne yapacağım bu parayı? Karışma dedim. Ama sana bank gibi bu sürpriz de çok hoşuna gidecek. Bak bekle gör ne yapacağım. İyi bakalım. Öyle olsun. Ay çok heyecanlı. Nazlım, bak benden habersiz şu lastiklere dokunmak yok ona göre ha. Vallahi görürsem var ya, çok pis ceza keserim sana ona göre. Aman aman, tamam. Çok korktum. Ama olmaz ki kızım böyle hiçbir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Canım istemiyor Sevgi ablacığım. Çok sağ ol. Hem zaten işim var, toplantıya yetişeceğim. Bana bak, hakkı, kapkaç falan bir şeylerden bahsetti. Kiracı yerinde duruyor değil mi ha? Sağlığı yerinde. Yerinde, yerinde çok şükür. Oh. Ay Sevgi ablacığım çok korktum. Canım benim. Oy. Bir düştüm. Asena, şu olayın iç yüzünü bir daha anlatsana bakayım bana. Ya baba bir iç yüzü falan yok işte. Bankadan içi para dolu çantayla çıktım. Adam burnumun dibinde bitiverdi. Çantayı aldı pır diye yok oldu gitti. Vah vah vah. Bak görüyor musun? Haydan gelen huya gider işte böyle. Ne haram paranın, ne haram malın hayrını göremezsin diye boşuna söylememişler. Ya. Aa bir de sevinseydin baba. Hazır hatırlamışken. Hayırdır? Allah'tan mücevherler kasada değildi, evde saklıyordum.
Yoksa onlar da hırsızla birlikte gitmişti şimdi. İyi mi? Tabii ya. Kocana da mücevherler de hırsızla birlikte gitti dedin. Öyle değil mi? Evet. Baba, bunlar benim son kalan hayat sigortam. Başka param yok. Anlamıyorsunuz bir türlü. Ne yapacağız peki biz bunları? Benim için muhafaza edeceksiniz. Nerede? Bu evde. Asena, delirdin mi kızım sen? Bu kadar pahalı takı toka bu evde nasıl muhafaza edilir? Hayır, olmaz. Altınlarının yanına koyarsın Sevgi ablacığım. Bunu benim için yapmazsanız bile karnımda taşıdığım torununuz için yapmanız gerekir. Benim sizden başka güvenecek kimsem var mı? Kısa bir zaman sonra zaten bu mücevherler devede kulak kalacak. Öyle bir mülkün sahibi olacağım ki. İşte o zaman benim devrim başlayacak. Holding bünyesindeki bütün şirketlerin hisse devir işlemlerini derhal başlatmanızı istiyorum. Evet, doğru duydunuz. Hepsini. Yalnız New Plus Oteli hariç. Evet, New Plus Oteli hariç diğerlerinin devir işlemleri derhal başlatılsın. Evet, teşekkür ederim. Sonucu bana derhal bildir. Sena Hanım, ben de baba yadigarı New Plus Oteli'ni sana yedirirsem bana da Bevrin Kutlu Say demesinler. Biz bir süre ara versek ikimiz için de çok iyi olacak. Merhaba. Serra, ne işin var senin burada? Ben burada çalışıyorum artık. Sen de mi üyesin buraya? Yok, ben üye değilim. Toplantı için geldim. Burada mı? Hı hı. Geliyorum. Bak sen. Kimler varmış burada? Merhaba Serra. Merhabalar. Bakıyorum yeni işine bayağı alışmışsın. Ben de Asena Hanım'ın asistanı olarak işe başladım. Öyle mi? Hayırlı olsun. Teşekkürler. Tabii siz okuldan tanışıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Selim'in eksi Zeynep'i okuldan attırınca ben de ona bir kol kanat vereyim istedim. Biricik seni okuldan mı attırdı? Evet, oldu bir şeyler. İnanamadım. Ne naif bir kız şu Serra. Yalancı olmaktansa saf olmayı tercih ederim. Canım, koleksiyonun defilesi burada yapılacak. Müdür Bey'le toplantımız var. Organizasyon için kendisiyle konuşmam lazım. Haber ver lütfen. Burak'tan hiç haberin var mı ya? Yok. İlgilenmiyorum da zaten. Umurda değil. Biricik öyle paldır küldür hayatımızdan çıkaracak değiliz ya. Kaç yıllık arkadaşımız. Sen bana ettiği lafları unuttun herhalde ya. Allah Allah. Bitti. Burak da Zeynep de benim için bitti. Hatta Zeynep kül oldu. Kimleri görüyorum? Yavru Sansar, kulübümüze teşrif etmişler. Ne işin var senin burada? Ya
Yani ortamın havasını bozdun da biraz. Attırmadan çıktı en iyisi. Hadi ya. Öyle mi? Bana bak. Şansını fazla zorlama istersen. Zeyno. Ya kendin defolup gidersin da ben seni kapının önüne koydururum. Hiç sanmıyorum Biricik ya. Niye? Yapmadın mı? Nasıl attım seni okuldan ama? Unuttun herhalde. Aa, küçük cadı da buradaymış. Ne bu şiddet bu Celal? Sen karışma. Senlik bir durum yok. Hadi. Aa yok, karışmadan duramam. Çünkü Zeynep benim sağ kolum. Onu öyle kolay yedirmem sana. Öyle boş heveslere kapılma. Sağ kolum mu? Ne oldu? Beğenmedi galiba. Kendi problemi. Çok iyi, çok iyi. Bula bula bu beceriksiz Zeynep'i mi buldun sağ kolunu yapacak ha? Gerçi ya. Senden tam olarak böyle bir şey beklerdim. Fazlası beklenmezdi zaten. Bana bak, doğru konuş. Okula benzemez burası, canını yakarım Biricik. Yaksana. Sakin olun kızlar. Önümüzdeki 3-5 gün zaten çok sık görüşeceksiniz burada. O yüzden biraz self control please. Control please. Görüyor musun? İngilizce kelime öğreniyor ya, pazarlıyor sürekli. Bunu da yeni öğrenmiş. Selam. Hayırdır, senin ne işin var burada? Ya Barbar'la ikimiz üye yapmaya geldim. Neyse parası söyle, vereceğim ama. Oldu canım, başka? Ya Serra uzatma işte. Söyle parası neyse vereceğim diyorum. Hadi. Peki Nazım Hanım, bir yıllık üyelik istiyorsunuz değil mi? Olur, bana uyar. Bir yıllık üyeliğimizin kişi başı ücreti $3000. Ne? Çüş. İki kişilik üyelik istediğinize göre toplamı $6000 eder. Kredi kartıyla mı ödeyeceksiniz yoksa nakit mi? Bu ne lan? $6000 ev alırım lan ben. Neyse. Ya peki bana uygun iş falan var mı burada? Evet. Nazım geç şurada form doldur. Sabah vitamin barabirlerinin alınacağı söyleniyordu. Görüntü 23, akıl 13. Bana bak Zeynep, şansını fazla zorlama artık. Ne oldu? Beni korkutmak için seni mi gönderdi Biricik? Hayır canım. Kaybettiğin hakkını yerine koyarım diye umuyordum ama bakıyorum senin hiç niyetin yok. Yok niyetim. Ben Biricik'le köprülerin hepsini yaktım Eda'cığım. Benim hayatımla oynadı. Eğitim hayatımla oynadı. Geleceğimi mahvetti pislik. Farkındasın değil mi? Sen de onun damarına bastın Zeynep. Unutma istersen ha. Oha! Ya mübarek bir spor merkezi değil. Kuzey Üniversitesi resmen burası. Vay be arkadaş. Bak Zeynep. Dediklerimi unutma. Biricik'in sabrını sınama. Lütfen. Az önce başvurduğum işe ayarla. Ben de sana Biricik'i altın tepside sunayım. Nasıl teklif ama?
Merhaba. Merhaba. Aa, sen Serran'ın arkadaşı Berk değil misin? Evet efendim, ben Serran'ın arkadaşıyım ama adım Burak. Ay pardon, Burak tabii. Nasılsın Burak? Teşekkür ederim, siz? İyiyim. Bize uğradın galiba ama Serra işten dönmedi daha. Ay, yok aslında, ben size şey yapmamıştım. Hürmetler ablacığım. Ne haber Barbaros? İyi. Yeni komşuna tanıştın mı Nilgün abla? Komşu mu? Abi buraya taşınmış işte. Sahi mi? Evet, yani birkaç gün önce taşındım. Hatta Serra buldu evi, sağ olsun yardımcı oldu ya bana. Ya. Sen ne aylak aylak dolanıyorsun lan ortalıkta? Okul yok mu oğlum bugün? Sana ne oğlum? Hesap mı vereceğiz sana? Yani kardeşim benim, sen böyle boş boş dolaştığın için tabii çok fazla bilmiyorsundur. Okullar yarı yıl tatilinde. Benim de bugün eşyalarım gelecek, evde olmam gerekiyordu. Sen yoksa tek başına ev mi yerleştiriyorsun? Annen baban yok mu senin? Yok. Akşam bize yemeğe gel. Sıcak ev yemeği geçsin boğazında. Ben hiç rahatsızlık vermeseydim aslında size. Dur canım, ne rahatsızlığı? Biz de ne zamandır anne yemeği yememiştik. Sen de gel Barbaros, hadi. Allah ne verdiyse bakarız artık. Hadi görüşürüz. 7'de gelin, biz erken yiyoruz. Geç kalmayın sakın. Olur, iyi günler. İyi günler. Olur ablacığım. Bire. Ulan 40 yıllık tellalım, görmediğim sırt kalmadı derken yine beni şaşırtmayı başarıyorsun be. Hasan abi, cillop gibi olmamışım mekan. Ulan mekanımız resmen ışıldıyor ya. Şimdi abi. Bu ne aslanım? Abi sen aylardır şuradaki lastikleri götür sat deyip duruyordun ya. Ben temizliğe girişmişken en iyisi dedim onları da alayım, paketleyeyim, güzel. Yani abi, senin anlayacağın, ben lastikleri paketleyip güzel okuttum, hem de 500 lira. Akşama güzel bir kebabını yerim artık. Allah seni belanı versin. Ne oluyor? Niye sattın lan lastikleri? Bula bula bu gülme buldun lan. Abi, ne yaptım ben ya? Barbar, ne yapmış, ne yapmış biri? Bizim lastikleri satmış gerizekalı. Ne? Ciddi misin sen ya? Kime sattın lan lastikleri? Abi yok mu bizim lastikçi Rasim Usta? Ona verdiydim. Ara lan ara. Ne yapmış lastikleri ara. Alo Rasim Usta. Ha, benim Salih. Ha, abi bugün lastikleri soracaktım da ben sana. He. O şekil yani. Oldu. Görüşmek üzere usta. Ne dedi adam? Bir şey söylesene. Lastikler sizlere ömür dedi. Bizim lastikleri okutmuş Rasim Usta. Ya Allah kahretsin seni ya! Allah belanı versin lan seni. Ya ne var bu lastiklerde? Ben ne yaptım anlamadım ki. Of bire, of ya! Ne oldu ya? Abi. Ne bu sessizlik? Kimse yok mu evde? Yok. Herkes bir taraflara dağıldı. Siz çıkmadınız mı? Yok canım, istemedim. Hayrola? Keyifsiz gibisiniz. İşte. Şöyle geç otur da biraz konuşalım seninle.
Ha ama öyle hemen sinirlenme, köpürmek falan yok. Tamam mı? Yine Asena mı bir şey yaptı? Şimdi geçenlerde geçti karşıma. Eğer oğlunuzdan sorunsuz bir şekilde ayrılmamı istiyorsanız. Aile sırlarınızın ortaya dökülmesini istemiyorsanız. Noplos Oteli'ni bana verin. Ben de sessiz sedasız ayrılayım dedi bana. Değil mi? İnanılır gibi değil ya. Deli edecek bu kadın beni. Hepsi benim suçum. Özür dilerim anne. Dur oğlum öyle hemen sinirlenme, köpürme, celallenme. Önce bir anlatacaklarımı dinle. Dahası da mı var yani? Hı, var. Gel otur şöyle otur. Şimdi senin yapman gereken bu kadına bir boşanma protokolü hazırlatıp imzalatma. Çünkü sonra anlatacaklarımın hükmü kalmaz. Tamam mı? Doğru söylüyorsun Selimciğim. Zaten bu durumu tek başına halletmen kolay olmayacaktı. Yani göreceğiz doğru karar verip vermediğimi. Benim aslında aklıma takılan Serra, kız arkadaşım. Ne olmuş ona? Onu nereye konumlandıracağımı bilemiyorum. Yani? Yani dün gece kulübe geldi. Benim en rezil hallerimi gördü. Ona rağmen sabah kalkıp eve beni görmeye gelmiş biliyor musun? Sen ne yaptın peki? İdil ben tamamen iyileşmeden onu hayatıma almak istemiyorum. Yüzüme gözüme bulaştırıp benden nefret etmesinden korkuyorum. Haklısın Selimciğim ama bak asıl önemli olan şu durumda senin tedaviye karar vermiş olman. Neyse ben eve geldim. Görüşürüz sonra dikkat et hadi. Aa tamam canım. Konuşuruz sonra. Hadi bay bay. Anneciğim bu söyledikleriniz çok acayip şeyler. Bizde de tecrübe var evladım. Zalimle nasıl baş edileceğini az çok biliriz. O senin karın gibi ipe sapa gelmez tipler çok geçti elimizde. Tahmin ediyorum. Ama rahmetli babana yattığı yer nur olsun. Az mı musallat oldu böyle ipe sapa gelmez kadınlar? Ama evelallah. Hepsini püskürtmesini bildim. Merhaba. Evladım ne oldu sana? İyiyim, iyiyim babaanne. Merak etme, telaşlanma. Kaza mı yaptın? İyiyim ben. Yara bere içindesin evladım. Baksana İhsan bir şey söylesene. Anneciğim şimdi anlatır. Bir dinleyelim bakalım ne diyecek. Siz başkasından duymadan ben söyleyeyim istedim. Neyi? Tekrar tedaviye başlıyorum. Ne tedavisi? Ya korkutmayın beni yavrum, korkutmayın beni. Anneciğim anlatacağım ben size. Buyurun oturun şöyle. Gelin. Telaş edecek bir şey yok. Selim'e annesinin hemen ölümünden sonra öfke kontrolü bozukluğu teşhisi konmuştu hatırlarsanız. Evet hatırlıyorum. Geçmişte terapistle ne kadar yol almış olsak da zaman zaman yaşadığı duygusal olaylar bu durumu tetikliyor. Değil mi oğlum? Yani zorlanıyorum bu ara. Benim güzelim. Benim aslanım. Thank you.
Asena! Durma orada, yanımıza gel. Daha iyi duyarsın. Gizlice dinlemek gibi bir niyetim yoktu ama... duyunca da kayıtsız kalamadım. Çok geçmiş olsun Selimciğim. Sağ ol. Demek bütün o çıkışlarının falan nedeni bunlarmış. Keşke bilseydim. İhsan, aşk olsun sana da. Bunca yıl hiçbir şey söylemedin. Neden benden sakladın ki benimle paylaşmadın? Bak bir sürü şey farklı olabilirdi. Ailemle çok önemli bir konuyu konuşuyorum Asena. Şimdi odana git. Ve bizi yalnız bırak lütfen. Sen ne kadar duygusuz, ne kadar arızalı bir adamsın. Çocuğun hiçbir suçu yok. Esas sen bir terapist gör. Yanındayız oğlum. Sen çok zor zamanlardan geçtin. Bunu da atlatırız. Eminim ben. Ben eve dönmek istiyorum. Evdeki evde yalnız kalmak istemiyorum. Aferin benim aslan oğlum. Tabii döneceksin. Burası senin yuvan yavrum, yuvan. Yani nereden çıktı şimdi bu yemek ya? Ya öyle sokakta gördüm çocukcağız perişan halde. Yemeğe geliverdiği verdim işte. Ya Serra, bu çocuk zengin değil miydi? Ne iş var bizim mahallede? Ben hiç anlamadım. Ailesiyle ters düşmüş. Resti çekmiş. Gençlerin atarı da hiç bitmez. E hadi onu geçtim de barbar ne alaka? O da oradaydı biz konuşurken. Sen de gel dedim. Gönül koydu çünkü. Allah Allah. Saçmalığa bak. Hayır, sanki çok becerirmişsin de her gün kap kap yemek pişirirmişsin gibi. Allah Allah. Sen ne yaptın? Buluştun mu Selim'le? Ne konuştunuz kızım? Barıştınız mı? Yani küs değildik ki barışalım. Ama... yani öyle eskisi gibi de değiliz. Ay Serra, yani bir şey de doğru düzgün anlatmazsın kızım. Lafı evirirsin, çevirirsin. Bir adam gibi anlatsana. Selim görüşmek istemiyor artık benimle. Nedenmiş o? Yani öyle çok da önemli bir şey değil ama... Selim'in bazı psikolojik sorunları var gibi. Nasıl yani? Madem hepimiz böyle bir araya geldik... o zaman sizinle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum çocuklar.
Kötü bir şey yoktur inşallah babaanneciğim. Yok yok, hiç kötü bir şey değil. Uzun zamandır aklımı meşgul eden bir konu vardı. Bugün avukatlarla konuşup gerekli direktifleri onlara verdim. Ne o babaanne? Asena'ya manevi tazminat davası açmaya mı karar verdin yoksa? O da yakındadır ama değil. Şimdi gözüm görürken, elim erişirken Bozak Holding bünyesindeki bütün şirketlerin yönetimini, hisse senetlerini ikinize devrediyorum. Bize. Nil'le ikimize yani. Evet beyefendi, ikinize. Özellikle de size. Sizin işin başına geçmenizi istiyorum. Yani benden sonra dümene siz geçeceksiniz. Ve şirketleri siz yöneteceksiniz. Ha, bir tek Neoplos Oteli hariç. O niye hariç babaanneciğim? Ha, o şundan ötürü hariç. Yabancı bir şirket, onun alımıyla ilgili. Herhalde onlara satacağız. Babaanne, sen Neoplos Oteli koyabilecek misin? Niye kıymayayım evladım? Bizim ailemizin dirliği için gerekliyse satarım tabii. Alt tarafı bir otel. Bugün görüşebildiniz mi bari? Aslında görüşemedik. Selim'cim, biz sabah sana uğramıştık da uyuyordun. Ha, yani kapıda Serra ile karşılaştık, o öyle söyledi. Bize rahatsız etmek istemedik. Serra ile karşılaştınız. Serra seni ne kadar çok seviyor Selim. Yani gözlerinden okunuyor. Değil mi Onurcuğum? Aynen öyle. Bu akşam burada kalıyorsun değil mi oğlum? Evet baba. Önce bebekteki eve uğrayıp bilgisayarım falan var. Onları almam lazım ama. Ben de seninle geleyim. Yok baba, hiç gerek yok. Ben belki başka bir yere doğrarım. Geç de kalmam, merak etmeyin. Tamam. Zencefil de koydun mu içine? Koydum Asena. Eski gücüm olsaydı seni burada bir dakika bile tutmazdım, biliyorsun değil mi? İhsan Bey'e güvenip bana nasıl kazık attın? Yazdın bir kenara, unuttuğumu sandın. Gözüm üstünde. İlk açığını yakaladığım zaman fişini çekeceğim, haberin olsun. Ama Asena Hanım, inanın İhsan Bey'i çok sıkıştırdı. Çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Ay korkmuş, aman konuşma, sesini bile duymaya tahammül edemiyorum. Mıy mıy mıy, çık dışarı çık. Dur bir dakika. Ne yapıyor Ulu Kutlusay ailesi? Sohbet ediyorlar. Ne hakkında? Berin Hanım Neoplos Oteli satacakmış yabancılara. Talibi varmış, çok da para veriyorlarmış. Satalım gitsin diyordu. Ha. Asena Hanım, ne olur Berin Hanım'a bir şey belli etmeyin. Laf taşıdığımı falan duyarsa bu sefer kesin kovar. Bak sen şu işe. Eski otele talip olmakla kötü mü yaptım derken neler duyuyorum. Tamam sen çık. Oo Burak Bey. Hayırdır koçum? Hacı Raplan çiçeklerini mi yoldan getirdin? Ha öyle yaptım. Sen ne yaptın, şu aşağıdaki dispanserin bekleme salonundan arakladın herhalde bu ağacı. Ne dedi lan bu? Kötü bir şey mi dedi bana? Ya sinirlenme aman. Ya çiçeğimizi kıskanmıştır. Burak, sen de eni konu mahalleli oldun. Çıktın başımıza valla. Ya, edemezsin. Niye lan? Memnun değil misin yoksa? Ya bırak bu kufürü ya. Kesmez buralar. Memnun değildir tabii. Koçum, daha buralarda mısın? Ne yapacaksın? İkametgahını çıkartıp kardeş. Ondan soruyorum.
Neyse ya. Hadi yürü yürü. Söylediklerinizi yaptım efendim. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi duyunca gözlerini çıpırdadı resmen. Hı. İyi iş çıkardın. Ha bir de yeni bir şey duyarsan gel haber ver dedi. Ben herkesi enayi yerine koyup kendini akıllı sananlara hayranım doğrusu. Çok iyi iş becerdin. Aferin sana. Pes ya pes. Barbaros uzat oğlum. Vay vay. Vallahi Nilgün abla eline koluna sağlık ya. Şu sofranın güzelliğine bak. Var ya. Afiyet olsun. Yani normalde sizin yemek yapmakla aranız yoktur ama... Yoksa annem mi yaptı bunları Nilgün Hanım? Hayır Nazlı, ben yaptım. Ben öyle 40 yılda bir yemek yapmayı severim. Bugün de çocukların şerefine giriverdim işte mutfağa. Sen de Barbaros'tan duyup geldin herhalde. Aynen öyle. Ya siz de cin gibi kadınsınız Nilgün Hanım. Geleceğim tabii çocuğum, geleceğim tabii. Burası senin ikinci evin sayılır. Fusat kızım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Annem cidden kolay kolay girmez mutfağa. O yüzden kıymetinizi bilin. Elinize sağlık. Bırakçım uzat tabağını oğlum. Ya Nilgün abla ben patlıcan yiyemiyorum. Ne? Oğlum nimeti buldun ağzı buruk kıvırıyorsun lan. Bak lan patlıcan yemiyor. Barbaros aşk olsun. Ağızdan çıkan kulağın duyuyor mu? Niye öyle şeyler söylüyorsun? Baksana çocuğun sütü kıpkırmızı oldu. Ya gerçekten kusura bakmayın. Hani kötü bir niyetten değil. Ben hiç yemedim. Böyle tadını da sevmiyorum zaten. Birkaç kere denemiştim. Ne kusuru bu? Oluyor mu bir şeyler? Serra'nın babası da domatesi yemezdi. Hatırlıyor musun Serra? Yok, hatırlamıyorum. Nazlı, ne yaptın? İş başvurunu yapabildin mi? Doldurdun mu formu? Ne başvurusu lan? Yani Serra'nın iş yerine başvuru yaptım da onu soruyor. Ha. Ne dediler? Ne zaman geri dönüş yaparlarmış? Vallahi eli kulağında. Bugün yarın başlarım. O kadar eminsin yani. Aynen. Ya Zeynep bana bırak ben hallederim dedi. Zeynep? Bizim Zeynep. Evet. Senin Kankito'nun üvey annesi nasıl? Ne olmuş? Senan'ın. Yes canım. Aynen öyle. Bak 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 şu laflara bak. Yes canımmış. Benim niye şimdi haberim oluyor lan? Ya bu arada Fresh ne kadar da pahalı bir yermiş ya. Ne kadar? Oha! 3.000 lira. Canım 3.000 lira olsa yine iyi. 3.000 dolar. Gerçekten çok pahalıymış. Popüler bir mekan ama. Zaten çoğunun fiyatı 3 aşağı 5 yukarı. Bu fiyatlarda. Yok ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan o mekanda? Ha? Halter yerine böyle altın külçeleri mi kaldırabiliyorsunuz? 3.000 dolarmış ya. Görmezi gördürürsün de niye gözleri doldurursun? Çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucum için öpsen boynumu büktürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yârim, sol yanıma al iki yârim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim.
aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Anneciğim ben çıkıyorum. Güle güle. Günaydın. Günaydın. Tam sizi düşünüyordum biliyor musun? Ne yaptınız? Tuttuk. Kavuşu geliyoruz sana. Ya çok sevindim. Hayırlı olsun. Anneciğim gel bak kimle tanıştıracağım seni. Yasemin, anne. Merhaba Nilgün teyze. Merhaba Yasemin. Hep duyuyordum ismini. Tanıştık sonunda. Artık komşu da olduk. Ya öyleymiş. Hayırlı olsun. Tuttunuz mu evi? Evet, biraz önce sıkıştı babam mal sahibiyle. Çok iyi. Ben işe geç kalıyorum anneciğim. O yüzden biz çıkalım artık. Kolay gelsin. İyi günler Nilgün teyze. Görüşmek üzere. İyi günler kızım. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyle annene babana. Çekinmesinler, uğrasınlar yavrum. Olur, söylerim. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Var ya babam yine bir arıza çıkartıp son dakika tutmaktan vazgeçecek diye çok korktum. Ya haklı adam ya, sonu yapsın. Taşınmak kolay iş değil ki. O şimdi bin bir tane şey kuruyordur kafasında. Aa Burak. Ne haber? İyidir. Ya işte öyle evde eksikler var. Ben de gittim uzatma kablosu almaya. Bayağı zor işmiş ha taşınmak. Rahatladın mı bari biraz? Yani kısmen. Neyse ben gideyim, daha yapılacak işler var. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Serra ya. Bu zavallıcık da ciddi ciddi sizin mahalleye taşındı. Hala şaşkınım ha. Öyle vallahi. Neymiş peki? Anlattı mı olanları? Çok merak ediyorum. Aa, uzun hikaye ya soya. Mecburiyetten diyeyim, sen anla. Ailesel konular yani. Onun gibi bir şey, evet. Ben sana söyledim bu çocukta bir iş var diye, hatırlarsan. Hatırlamaz mıyım? Az değilsin sen de. Ya şimdi her şeye yeniden başlayacağız, öyle mi? Ne diyorsun bu işe Onur? Mutlaka gözden kaçırdığımız bir şey olmuştur. En azından eski doktoruyla terapiye yeniden başlayacağımı söz verdi. Bu çok güzel haber baba. Evet. Biz de elimizden geldiğince daha duyarlı, daha dikkatli davranmaya çalışacağız. Ya bir ara düzenli basketbol oynuyordu. Aslında basketbol rahatlatıyordu onu. Tekrar konuşup onu basketbol oynamaya mı teşvik etsek? Olabilir. Düzelmek için her şeyi yapmaya hazır. Çok niyetli bu sefer. Serra faktörü de var tabii, unutmamak lazım. Aslında Serra'yla da konuşmak iyi olabilir. Şu dönemde onun o sakin enerjisi Selim'e iyi gelecektir. Alo Nazan. Yok, iyi değilim. Korktuğum başıma geliyor herhalde. Evet. Tamam, hemen geleceğim. Bir saate sendeyim. Tamam. Serra'dan ne haber oğlum? Bu olanlara ne diyor? Hiç babaanne. Ne desin, o da şaşkın bu olanlara. Bak diyorum ki sen bu kızla ciddi misin?
Nasıl yani, o ne demek? Yani ilerisi için bir şeyler düşünüyor musun? Yani o senin için flörtten daha ileri biri mi? Babaanneciğim, şimdiden ileriye yönelik ne olacağını ne olmayacağını bilemem ki. Zaman gösterecek bazı şeyleri. Yani şunu demek istiyorum. Hani gönlünü tamamen ona mı verdin? Yoksa öyle gönül mü eğiliyorsun? Onu sordum. Gönül eylemiyorum. Ama gönlümü tamamen ona veriyor muyum, vermiyor muyum ben de bilmiyorum. Hı. O zaman? Yani açıkçası benimki biraz ağır bir gönül babaanne. Taşıması zor. Serra bu yükün altında ezilir diye korkuyorum. Selamlar. Selam canım. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Biraz acil deyince endişelendim açıkçası. Hayırdır, ne oldu? Konu Selim'le ilgili. Yani Selim'le ilgili olunca da ben bilginiz olması gerektiğini düşündüm. Kendine zarar verme durumu vardı ya. Yeni başladı. Biliyorum. Ha, biliyor musunuz? Evet evet, geldi, konuştuk. Anlattı bize uzun uzun. Oh, çok sevindim. Ya ben de size nasıl anlatacağım diye düşünüyordum. Yük kalktı üstümden. Sen de çok destek olmuşsun. Onu da duydum. Olmaz mıyım? O benim için çok kıymetli. Bilmez mi? Yalnız Selim'de uzun zamandır böyle bir durum yoktu. İyiydi gayet. Evet. O kız hayatımıza girene kadar. Serra. Yani siz de biliyorsunuz, ilişkilerini tanıştınız. O çok tuhaf bir tip. Hiç tekin değil. Selim'e de iyi gelmiyor yani. Ben görebiliyorum, Selim mutlu değil. Annesi için de çok tuhaf diyorlar. Yani bana şey gibi geliyor. Kendilerini Selim'i yamamaya çalışıyorlarmış gibi, onu kullanacaklarmış gibi geliyor. Biricikçiğim bak, ben senin yerinden de çok ayrıdır biliyorsun değil mi? Selim'e ne kadar düşkün olduğunu da biliyorum. Ama ben hem Serra'yı hem de annesini çok iyi tanıyorum. Bence bu kaygıların yersiz. Ama... Tamam. Bu tarzınız aynı olmayabilir. Ama bu onların kötü niyetli olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi benim çok önemli bir görüşmem var. Ben müsaadenizi isteyeyim. Vaktinizi daha fazla almayayım ben sizin. Selim'le ilgili konuşmak istemiştim sadece. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. Selam. Ne haber? İyilik senden. Hazırlık için mi geldiniz? Aynen, çocuklar eşyaları indiriyorlar şimdi. Yani yoga koleksiyonunu bugünden ayarlayalım dedik, yarına telaşa çıkmasın. Olur, siz nasıl istersiniz? Bize bir oda ayrılacaktı, o hal oldu mu acaba? Ha. Evet. Bu kartla istediğiniz gibi giriş çıkış yapabilirsiniz. Harikasın, teşekkürler. Bizim çocuklar da geldi işte. Bizim çocuklar derken? Ya ofis çok yoğun tabii. Biz kullanamadık oradakileri. Ben de sabah aradım Nazlı'mı. Dedim ki güvenilir bir tip bu. Getir buraya. İşte karşınızda. Vay! Serra, ne haber ya? Vallahi var ya, çok havalı yerde çalışıyorsun ha. 10 numara 5 yıldız.
Ne haber komşu kızı? İyilik de. Hiç haberim yoktu geleceğinizden. Gerçi sabah ayarlanmış da. Ya Nazlı'm bulmuş işi. Parası güzel dedi. Ben de geldim işte. Yalnız var ya, boşuna bu kadar para istemiyorlarmış ha buraya. Ya spor salonu dediğim böyle leş gibi ter kokar. Atletli herifler falan dolaşır. Ama burası öyle mi ya? Bal dökyalı resmen. Hasan Hanım'ın da koleksiyonu bayağı fazlaymış. Hasan'a mı? Şey, Zeynep'ciğim, sen de artık şunları nereye taşıyacağımızı söylesen de aç olduk senin yüzünden. Böyle mi konuştuk Nazlı'm seninle? Mesafemizi koruyacaktık hani. İyi be aman, tamam tamam. Hadi gelin ben de göstereyim size nereye bırakacağınızı. Hadi 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 hadi. Gelebilir miyim? Bir şey olmuş belli yüzünden. Gel tabii. Ne oldu? Selim. Ellerimin arasından kayıp gidecek diye çok korkuyorum. Yani Serra bir şeyler anlattı ama. Nilgün yalvarırım söyle kızına. Oğlumu bırakmasın. Yoksa Selim toparlanamaz. Ay yok artık İhsan. Abartma. Daha ne kadar zamandır tanışıyorlar ki canım? Hemen konuştum Serra'yla. Ne diyor? Berin Hanım. Anne. Merhaba. Girebilir miyim? Tabii. Maalesef tutunamadı bebeğine Senacığım. İlk 12 hafta risklidir zaten. Çok üzgün. Kocandan para çalmak ne kadar kolaysa, benim için de seni kapının önüne koymak o kadar kolay Asena. Bana yaşattığınız stres yüzünden çocuğum gitti. Siz düşürdünüz. Tutunamadın. Pişman olacaksınız. Pişman olacaksınız. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Böyle birbirimizden habersiz, çat kapı gelmemizden durumun ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır umarım. Yani, evet. Hı. Zaten siz gelmeden İhsan biraz bahsetti. Korkmanızı, kaygılanmanızı gayet iyi anlıyorum. Çok da hak veriyorum.
Ama kızıma bu kadar büyük bir sorumluluk yükleyemezsiniz. Ben buna izin vermem. Nilgün. İhsan, sözümü kesme, rica ediyorum. Sera ve Selim benim bütün karşı çıkmalarıma rağmen görüştüler Perin'in. Son yaşananlardan da haberim var. Sera anlattı az buçuk. Ama Selim'in kurtuluşu Sera'nın elinde. Aman kızın oğlumuzu kurtarsın diyorsanız ben buna müsaade etmem. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ama... Aması maması yok. Sizin oğlunuz ne kadar değerliyse benim kızım da o kadar değerli. Yarın bir gün Allah korusun Selim kendine zarar verecek olursa... ...bunun sorumluluğunu kızıma taşıtmam ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Nilgün. Biz sadece Selim'in hayatının düzelmesini istiyoruz. Değil mi anne? Eğer Zerra Selim'le görüşmek isterse... Lütfen engel olma. Bırak görüşünler. Çünkü Sera Selim'e çok iyi geliyor. Biz bunu ailecek çok iyi biliyoruz. Bakıyorum da burada da besleyecek kedileri bulmuşsun. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Yeni işine alışabildin mi? Yani alıştım sayılır. İdare ediyorum işte. Serra, bir şey sormak istiyorum. Dün gece Prensin'le de ne işi vardı? Ben bir şey sorabilir miyim peki? Tabii. Sen bizim evi mi gözetliyorsun? Yok. Ben dün akşam Barbar'a uğradım. Onu bulamayınca sizin evin önünden geçtim. O ara gördüm. He. Geçerken de Burak'ı gördün yani. Burak bizim yan apartmana taşındı ya. Annem yemeğe çağırmış. Benim de sonradan haberim oldu. Anladım. Sen şimdi inşallah buna da sinirlenip bir şeyleri kırıp dökmezsin. Yok yok, kırıp dökmem, merak etme. Görüşürüz. Selim. Günün bana bakışını gördün mü? Ne kadar düşmancaydı. Üstünde durulacak bir şey değil anne. Boş verin. Öyle tabii. Selim'in durumu ortadayken, yani senin eski sevgilinin bana tavrını takacak değilim. Yani benim derdim ucu Selim'e dokunmasın. Onu üzmesin. O üzülürse ben çok üzülürüm. Aslında Nilgün haklı olduğu taraflar da var anne. Sera'yı bu kadar büyük sorumluluk yükleyip al Selim'i düzelt demek. Öyle demiyorum ki oğlum. Ben sadece bu durumun Selim'i üzmesinden korktuğumu söylüyorum.
Yani bu illa da beraber olmaları anlamına gelmiyor ki. Bu ne demek oluyor şimdi? Aslına bakarsan ben Serra'ya gittiğimde ona dedim ki eğer torunumu gerçekten seviyorsan onu bırakma. Ama endişelerim varsa yol yakınken ayrılın demiştim. Yani bu ilişki ikinizi de hırpalamasın demiştim. Öyle mi dediniz? Öyle dedim. Biraz fazla sert olmuş sanki. Yani umarım Serra ne demek istediğinizi gerçekten anlamıştır. Aa, niye anlamasın ki? Yani Berin Hanım gelip torunundan ayrılmam için beni zorladı diye de düşünmüş olabilir. Yok artık, daha neler. Sen de eve geliyorsun değil mi? Evet, evet. Bir an evvel Asena'yla şu boşanma protokolünü imzalayalım. Ah. Demek ki bu muhteşem kadından ayrılma zamanı geldi. Hayırlısıyla. Sen de bu ara bıktın benden. Aşk olsun Nilgün. Vallahi ne yapacağımı bilemedim. Arayıverdim seni, kusura bakma ne olur. E tabii ki önce beni arayacaksın arkadaşım. Yani öyle bir anda çat kapı karşına İhsan'la Berin Hanım çıkmış. Paniklemen çok normal. Ne yapacağım Benedim? Yani Selim'in düze çıkması, Serra'nın evinde dediklerinde bayağı cinler tepeme çıktı. Olacak iş mi? Haklısın. Yani bence çok yanlış bir bakış açısı. Bir insanın düze çıkmasını sadece bir kişi sağlayamaz. Kişinin kendisini de istiyor olması lazım. Tıpkı Yiğit'le Elif gibi değil mi? Nilgün'cüm, ben öyle bir şey kastetmedim. Biz olurum hayatım. Edil, inan bana, ben şu son bir iki gündür yıllardır yerine sana yaptığım haksızlığı o kadar iyi anladım ki. Affet beni arkadaş. Bütün hazırlıklar tamamlanmış bakıyorum. Ekip toparlanmış falan. Nereye imzalayacağım? Buyurun, burası. Bak İhsan'cığım, hiç okumadan imzayı atıyorum. Protokole falan hiç bakmıyorum. Avukatın okudu zaten. Ben sana güveniyorum. O zaman biz izninizi isteyelim. Her ikinize de hayırlı olsun. Teşekkürler. Güneş Bey, siz beni aşağıda bekleyin. Birazdan devir işlemleri için geleceğim. Peki Asena Hanım. Hayırlı olsun İhsan Bey. Teşekkürler. Sonunda istediğin oldu. Mutlu musun? Senin de istediğin oldu Asena. Bir anda zengin bir kadın oldun. Henüz değil. Zengin bir kadın olmama az kaldı. Sahibde ufak çapta bir servetin oldu. Boşanmayı isteyen taraf sendin İhsan'cığım. Flörtü olan da sensin. 10 yıllık evliyiz. Ben hakkım olanın peşine düştüm. Bunda kızacak bir şey yok. Peki, öyle diyelim o zaman. Öyle diyelim. Zaten sen de çok iyi biliyorsun ki bu boşanma protokoller falan bir formalite bizim için. Çünkü bizi bağlayan çok önemli bir bağımız var. Öyle değil mi babacık? Berin Hanım'ı bekletmeye gelmez. Ben eminim. Görüşürüz İdil'ciğim. Görüşürüz canım. Bay bay. Ah. Ne haber Binnaz?
İyiyim İdil Hanım, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de, sağ ol. Ya Nilgün'e uğradım da, nasıl gidiyor işleri, sipariş alıyor mu? Yani ben sordum da bir şey anlatmadı. Yani beklediği gibi olmadı tabii. Öyle benim dikişimi dik diye kapısına dikilmedi insanlar. Ya başka bir çare bulmak lazım. Böyle 3-5 tane sökük dikmekle olmaz bu iş. İdil Hanım, toplu bir şey yapmak lazım. Benim aklıma şey geldi. Bu sizin hastanedeki çay ocağında insanlara önlük dikse olur mu acaba? Dur bakalım. Ben bulacağım bir hal çaresini. Hadi ben kaçtım, sonra konuşuruz. Bay bay. Güle güle, güle güle. Allah Allah. Bu kadar uzun ne konuştular ki? Selim. Ne haber Biricik? İyiyim. Ben iyiyim de sen nasıl oldun? Daha iyi misin? Ağrısın var mı? Yok yok, iyiyim. Merak etme sen. Yaraların geçmiş. Ben çok iyi biliyorum bu hali tavrı. Barıştınız değil mi? Barıştık. Vazgeçmeyeceksin değil mi ama? Biricik, lütfen uzatma. Sen benim hayatımda... Tamam Selim. Ben cevabımı aldım. Demişsin yeterli. Lan kızım. Lan Hasan'a karısına kıl olduğumu bile bile sen beni niye gidiyorsun o karının uşağı yapıyorsun lan? Ya sen de amma abartıyorsun her şeyi. Ya kime çalıştığının önemi var? Ya iki eşya taşıdı. Elini 250 lira saydılar. Fena mı oldu yani? Ulan dinin imanın para olmuş lan senin. Yakında var ya, para için beni bile satarsın sen. Kalbimi kırıyorsun ama. Başlarım kalbine sana da kız. O çantanın içinden cımbızlamış olduğun parayı da unuttum zannetme sakın. Ne yaptın kız parayı? Evde sakladım, oldu mu? Aa. Ne oluyor lan? Ya ne bileyim lan. Barbaros'cum. Buyur benim abi. Nazlımcım peki? Ahan da bu. Benim. Hakkınızda Hasan'a Kutlusay'ı gasp etmek ve mücevherlerini çalmak suretiyle şikayet var. Sizi alalım böyle. Alın arkadaşlar arabayı. Bir yanlışlık olmalı. Ya abiciğim biz ne yaptık ki ya? Abi vallahi yok, biz bir şey yapmadık Zeki, mekanlar yerine dedik dedik arıyorsunuz. Her tarafı şöyle güzelce bakıyorsunuz, tamam mı? Neredeyiz? Son olarak buraya da bir imza atarsanız, New Plus Otel'in devri için gereken bütün işlemleri halletmiş olacağız. Ne o Berin Hanım? Vaz mı geçiyorsunuz yoksa? Üzülüyor olabilirsiniz, anlıyorum. Ama şöyle düşünürseniz yüreğinize su serpilebilir. Oteli bana değil, karnımda taşıdığım torununuza veriyorsunuz. Gün gelecek. Bu yaptıklarınıza çok pişman olacaksınız. Ve bu günleri mumla arayacaksınız. Bu dediklerimi sakın
Ama sakın unutmayın hanımefendi. Aa, yapmayın. Sizin gibi bir hanımefendiye hamile bir kadını korkutmak hiç yakışıyor mu? Acele edelim Güneş Bey. Artık idare etmem gereken bir işletmem var. Buyurun. Amirim, kolay gelsin. Sağ ol. Ne aradığınızı söylerseniz belki ben yardımcı olabilirim. Para arıyoruz koçum, oldu mu? Para? Para ne gezer bizde amirim? Ne kadar bir meblağ bahsettiğimiz amirim? 250. 250 derken? 1000. 250 bin. 250 bin. 250 bin lira para bizim dükkanda olacak, benim bundan haberim olmayacak. Sizin bir yanlışınız var amirim, ben daha yeni buraları pırıl pırıl temizledim. Ne oluyor? Allah belanı versin lan seni! Ne oluyor? Niye sattın lan lastikleri? Bula bula bu girme buldun lan! Abi ne yaptım ben ya? Barbar ne yapmış? Bizim lastikleri satmış gerizekalı. Ne oldu yine öyle? Kal geldi sana. Yok amirim, ben emniyet teşkilatımıza duyduğum hürmetten dolayı öyle bir saygı duruşuna geçmek istedim. Yok amirim, burada bir şey yok. Kasalarında 50-60 lira bir şey var, o kadar. İyi, hadi toparlanın, gidiyoruz. Toparlanın. Kolay gelsin amirim. Hadi arkadaşlar toparlanın. Benim salak kafam ya. Ben de merak ettim, bir bakayım. Bire. Hayırdır, ne oldu? Hiç sorma Selim kardeş. Oğlum dinlemiyordun, konuşsana. Hem patron nerede senin? Polisler götürdü. Polisler. Nasıl ya? Ne yaptı da götürdüler? Salih, duymuyor musun? Ne oldu? Asena Kutlu diye bir kadının parası mı ne çalınmış kapkaçta? Asena Kutlu Say'ın çalınan çantası yüzünden mi polisler baskın yaptı buraya? Aynen öyle kardeş. Kim bu kadın? Artist mi, politikacı mı, ne? Her yerden karşıma çıkmasın bilmez zaten. Otel çok eski yüzlü. Artık ben geldiğime göre değişim rüzgarları esmeli. İlk olarak personelin kıyafetlerini değiştirelim diyorum. Ondan sonra dekorasyona gireriz. Yalnız bu söylediklerinizi yapmak için ek kaynak lazım. Öyle kafamıza göre karar veremeyiz.
Kafamıza göre karar veremeyiz ne demek? Yeni patronunuz benim. Unuttunuz galiba. Ben ne dersem o. Asena Hanım, otel uzun süredir holdingin desteğiyle hayatını sürdürüyor. Oradan gelen kaynak olmasa tek başına kendini döndürmesinin imkanı yok. Yani ne diyorsunuz şimdi? Batık mı otel? Batık demeyelim isterseniz. Kaynaklarımız sınırlı. Nakit akışımız yetersiz. Ve rekabet çok keskin. Batık demeyelimmiş. Ayaküstü dolandırıldım. Batık otel almışım. Biz de satarız o zaman. Otelin holdingi olan borçları oldukça yüksek. Onu kapatmadan alıcı bulmanız imkansız gibi bir şey. Sezai Bey ne diyorsunuz ya? Yalan söylemişler. Paldır küldür imzaları attım diye böyle o. Siz beni uyarmıştınız. Allah kahretsin. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Hoş geldin kızım. Hoş geldin kızım. Merhabalar. Kolay gelsin. Kızınız da gelinlik çağına gelmiş maşallah. Yok artık daha neler. Okuyacak daha benim kızım. Hadi kolay gelsin, iyi günler. Sağ olasın, iyi günler. Selim? Telefonunu arabada unutmuşsun. Selim, merhaba. Merhaba. Girsene içeri. Öyle kapı ağzında kaldın ayakta. Olur. Gel geç. Otur şöyle. Sera çay koy Selim'e. Ben geliyorum hemen. Merak etme yemez seni. Bir türlü kısmet olmamıştı tanışmak. Evet öyle oldu biraz. Sen de mimarlıkta okuyorsun. Ben mühendislikteyim. Bu sene son sınıfa geçeceğim. Ne yapmayı düşünüyorsun mezun olunca? Benimki de soru. Babanın şirketlerinden birinde çalışmaya başlarsın herhalde. Yok ben henüz karar vermedim daha. Sera Amerika'ya gitmeyi planlıyor biliyorsun. Bu konuları konuşmanın sırası mı şimdi? Neden kızım? Yalan mı? Yani... Ben Serhan'ın yerinde olsam muhakkak giderdim. Çünkü çok iyi bir okula kabul olmuş. Ya gitmezse yanlış yapmış olur zaten. Belki... Selim'le beraber gideriz, belli mi olur? Ulan Nazlım, ulan boş bakkal duru duru kendini tartar hesabı. Ulan senin aç gözünün yüzüne resmen hapse düşüyorduk lan. Para çantası göbeğindeyken öyle demiyordun ama. Gevrek gevrek gülüyordun Barbar Bey. Sus lan. Ne bey yalanma. Abi ne oldu gözün yanayım anlat be. Ne olacak oğlum? Aslan'a karısını takip et diye tuttuğumuz herif yok mu? He. Bu salağın aklına uyup gitmiş Aslan'a karısının çantasını gasp etmiş. Sonra da güvenlik kamerasına yakalanmış. Hayda. Biz de bunu enseleyince ikimizin adını vermiş. Oğlum dua et. Herifin telefonunda bizim mesajlarımız çıkmadı ha. Vallahi yanardık. Şimdi git eve, o sakladığın paraları getir bakayım. Allah Allah, niyeymiş o? Çünkü senin aklına uyup kapkaça kalkan, sonra senin yerine hapis yatan o gerizekanın ailesine vereceğiz parayı. Aa, ne münasebet, olmaz öyle şey. Ayrıca ben o salağın hakkını verdim. Aklını kullansaymış da yakalanmasaymış o zaman. Kes lan! Uzatma! Ne dediysem o. Bire, al götür lan şunu eve. Tamam abi. Vereceği emanette söyleyeceğim adrese bırak. Hayır ya. Nazlım. Barbar. Ya.
bir gün sizin evin balkonunda böyle yan yana oturacağımızı, annenin beni gözlemleyeceğini falan hayal edemezdim. Bizim balkon bağımlılık yapar yalnız. Sara, bugün iyi ki öptün beni. Yoksa bu kadar yaşanan şeyden sonra ben asla cesaret edip sana yaklaşamazdım. Kendimden uzak tutmak için elimden gelen her şeyi yapardım. Biricik sayesinde. Biricik ne alaka? Anlamadım. Hani bebekteki eve seni görmeye gelmiştim ya. İşte o zaman Biricik her şeye rağmen sana olan sevgisini o kadar güzel anlattı ki. Ben kendimden utandım. Yani neden sana olan sevgimi gösteremediğimi düşünüp durdum. Peki bulabildin mi kendi içinde cevabı? Buldum, evet. Seni kaybetmekten korktuğum için geri çektim kendimi. Sonra korkaklığı bırak bir tarafa, git dibine kadar yaşa dedim. Evet, yaşayarak gördüm cesaretini. Selim. Burak da sürekli ayağının altında dolaşıp duruyor. Abartma istersen. Yalan mı? Kıracağım bacaklarını görecek günün sonunda. Tamam ya, öyle lafın gelişi söyle. Barbar, ne oldu oğlum öyle ya? İyi misin? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Otoparktasın demek. Ben de mahalledeyim, Serralardayım. Olur, olur, tamam, uğrarız yanımıza. Ben Pire'ye söylemiştim Barbar geldiğinde beni arasın diye. O da otoparkı geçmiş, aramış. Bizi yemeğe davet ediyorlar. Ne yapalım, gidelim mi beraber? Hem olanları falan öğreniriz. Olur. Ben anneme haber vereyim. Allah'tan kendine akıllı sanan akılsızın biri bu. Evet. Boşanma protokolünü imzalamadan önce devralacağım otelin hesaplarını kontrol etmek istiyorum diye tuttursaydı o zaman yanmıştık anneciğim. Ah, nerede o anda bu kafa? Şimdi uğraşsın dursun bakalım. Anneciğim, babanızdan kalan oteli Asena'ya veriyorsunuz diye üzülmüyorsunuz değil mi? Benim hatalarım yüzünden siz sıkıntıya girdiniz. Lütfen güzel evladım, bunun için kendini üzme. Olan olmuş. Tabii ki otelin manevi olarak benim için değeri çok fazla yüksekti ama ailemizin dirliği, birliği için satılması gerekiyorsa verdim gitti. Ne o? Kapalı kapılar ardında Anaoğlu zaferinizi mi kutluyorsunuz? Yazıklar olsun. Sizden hiç beklemezdim. İhsan'a bir şey söylemiyorum çünkü kocamı tanıyorum. Ama siz edep kumkuması biri olarak bir kadının hakkını daha çok koruyup kollamanız gerekmez miydi? Çok enteresan. Ailesinden
para çalan bir kadının hakkı hukuku yoktur hanımefendi. Ayrıca karşıma geçip yüzsüzce benden hesap mı soruyorsunuz ha? Ben para çalmadım, para aldım. Çünkü param yoktu. Hiç aklınıza geldi mi oğlunuza sormak bu kadın böyle bir şeye niye tenezzül etti diye? Gelmez tabii. Ya sen İhsan? Karnımda senin bebeğini taşıyorum ben ya. Çocuğunun annesini nasıl bile bile üç kağıtla dolandırırsın sen? Ben gözümü kırpmadan o protokole size güvenip imzayı basıverdim. Dolandırmak mı? Zorla mı imzalattırdık sen? Sen imzalamak istedin. Danışsaydın bilen birine. Ama gözünü öyle bir para hırsı bürümüş ki. Son dakika vazgeçeriz korkusuyla imzaladın hemen. Daha önce hiç fark etmemiştim onu. Ne kadar çok birbirinize benziyorsunuz. Aynı bencil, duygusuz. Aynı ukala tavırlar. Olayı iyi tarafından bak tatlım. Boşanıyoruz. Kurtuluyorsun bizden. İkinizden de nefret ediyorum. Selim kardeş, sende de ne üyana varmış ya. Ulan laneti döndü dolaştı bizi de buldu, iyi mi? Hasene bu barbar. Hayatına girmeye görsün. Aslında ben tanıdık bir iki kişiyi arayacaktım da... bu ulanların ucu bizim aileye dokunduğundan aramak istemedim. Sağ ol kardeş, eksik olma, eyvallah. Yalnız Selim, senin üvey annen de böyle çok kötü bir tip değil mi? Hayırdır Nazlım? Bugün mallarını taşıdığımız yetmedi, sen daha o Hasan'a yanaşmaya mı çalışıyorsun? Üf. Yerinde olsam uzak dururdum Nazlım. Yalnız divili için iki gününe yardıma gidiyorum. Hepsi o. Yani şu çalınan parayla sizin bilginizin olmadığı kesinleşti. Parayı çalan adam hapse atıldı. Doğru anladım değil mi? Ha, öyle bir şey işte kardeş. Güzel. Yalnız siz de çok yakışıyorsunuz ya, değil mi? Burada serser diyorlarmış bize.
İyi diyorlarmış. Yalnız kardeş, o eli bir indirelim ya. Bizim mahallemizin kızına güzel davranalım. Yani biliyorsun, beni böyle bir kaşıntı basıyor sonra. Ya ne yapalım ya, biz sizi sözleyelim mi ha? Nişan falan mı taksak size, ne yapsak? Hem Nilgün ablaya da ayıp oluyor yani. Abartmayalım. Olur. Ne olur. Neden olmasın? Hadi kardeş, inşallah darısı böyle düğün yemeğiniz. Ben itmedim diyorum ya. Yapar mıyım öyle bir şey ben? Tamam sevgilim, sakin. Ya Allah aşkına Onur, sakin deyip durma ya. Kadın resmen diyor ki bebeğimi sen düşürdün diyor. Aa kızım tamam. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bak sen kendini niye hırpalıyorsun güzel kızım benim? Niye hırpalıyorsun? Babaanneciğim, çalışma odasından bir ışımla çıktı. Dokunmadım bile. Yani merdivenlerden inerken ne olduysa oldu. Evet tamam. Üzme kendini bu kadar. Doktor da bir türlü yukarıdan inemedi. Sanırsın iki çocuk doğumu yaptırıyor. Babacığım. Düştü mü bebek? Evet, maalesef. Ben mi çıkıp baksam, ikna etsem kahvaltı yemeye? Yok İhsan, bir üzerine gitmeyelim bence. Sakinleşirse kendi gelir belki. Çok üzüldü kızcağız, çok. Ben Nil'in böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. En fazla yanlışlıkla çarpmıştır Asile'yi. Herhalde. Sen de inanmıyorsun babacığım bana, öyle mi? Nilucuğum, ben öyle bir şey mi dedim? Yapma ne olur, hadi gel otur, kahvaltını yap. Gel kızım, gel. Hadi kızım. Benim güzel kızım. Hırpalama yavrum kendini. Biz seni bilmiyor muyuz yavrum? Öyle bir şey yapar mısın? Delirdin mi sen? Bak, olanla ölene hiçbir şey yapılmaz. Hadi kahvaltını et. Hale bak. Bebeğini kaybeden ben, çocuk gibi zırıl zırıl ağlayıp ailesinin bütün ilgisini üstünde toplayan evin sorumsuz kızı. Yeter artık Asena, uzatma. Neyi uzatmayayım İhsan? Neyi uzatmayayım? Ben bebeğimi kaybettim. Hatırlatırım, bizim bebeğimizi kaybettim ben. Lanet olsun hepinize, hepinize.
Ne yaptıysam yaranamadım. Kendi çocuğun olmuyor diye kıskançlığından ya. Yeter artık, bu ne cüret ya? Dilerim hiçbir zaman çocuğun olmaz değil. Yeter! Sen evlendiğinde kaç yaşındaydın anne? 21 falan herhalde. Benim kadardın yani. Evet. Niye sordun? Hiç, öyle merak ettim. Öyle çok da erkenden evlenmek iyi bir şey değil kızım. Daha hayatta ne istediğini bilmeden gördüğü ilk adamla apar topar evlenenlerin hali ortada, görüyoruz. Bak ben. Selim hiç beklediğim gibi biri değilmiş, biliyor musun? Nasıl yani? Yani efendi, sessiz, saygılı. Niye? Sen böyle züppe, ukala, aklı beş karış havada bir tipi mi bekliyordun? Peki öyle psikolojik sorunları varmış gibi de gelmedi bana. Anlaşıldı. Gözünde muayene ettim ve bu sonuca vardın. Söyleyeyim de bari içi rahat etsin çocuğun. Aman sakın. İlk günden rezil etme beni oğlana. Ayrıca babasına bak oğlunu al diye boşuna dememişler. Sen de zamanında babasına deli divane aşık olmuşsun. Ben de sana çekmişim işte. Kalksan çay koy bakayım bana. Günaydın. Günaydın. Paçaları sökülmüş de. Ya bırak ya, ben iki dakikada hallederim onu. Hadi gel, otursan da iki lokma bir şey ye beklerken. Rahatsız etmeyeyim ben hiç. Oğlum soğuk giriyor, kapatacağız kapıyı. Gir içeri, hadi ver onu bana. Tamam. Buyur. Sera, çay koy Burak'a. Sena, kendi doktoruna gitti değil mi? Evet anneciğim, kontrole gitti. Bedduasını benim kucağıma bıraktı, çekip gitti. Aşkım lütfen, bir Asena'nın bedduası kalmıştı kafamıza takmadığımız. Yani şu kadına acıyım diyorum, biraz üzüleyim diyorum ama öyle bir şey yapıyor ki bütün cinleri tepeme topluyor. O bebek Asena için o kadar şey ifade ediyordu ki. Sadece bir anne olarak değil. Para hırsı. Beni kontrol altında tutma planları. Ama her şey alt üst oldu. Ondan bu kadar hırçınlaştı. Nereden biliyorsunuz? Belki bebek falan yoktu. Kandırdı hepinizi. Nil beni itti. Sonra bebek düştü diye olay çıkarttı. Olamaz mı yani? Olamaz öyle bir şey. Ben de yanındaydım. Doktorda ultrason çektirdik. Gördüm bebeği. Yani senin arkandan bu kadar iş çevirdiğini öğrendin ama bunun olması olanaksız. Yok, yapamaz o kadar. Tanıyorum ben onu.
Yavaş'ın bugüne kadar da tanıdığını sanıyordum. Ben hatırlatmak istedim. Paris moda haftası düzenleniyor sanki. Alt tarafı Asena çakmasının 3-5 tane tight ile atleti çıkacak yani. Allah'ım ya. Yalnız kadın soyadının avantajlarını iyi kullanıyor. Bence kıskanma. Ben o sonradan görümünde neyini kıskanayım Eda? Saçmalama istersen. O tasarımlar da kesin çalıntıdır. Ünlü modacılardan çalmıştır. Kendisi bir şey becerebilir mi onun? Biricik sen de iyi taktın bu kadına kafayı. Acaba Zeynep'in yanına aldı diye mi bu öfken? Hı? Saçmalama Eda. Ne alakası var? O salak Zeynep'in yanına aldığını alacağını pişman olur o yakında. Sırtından bıçaklayınca Zeynep onu görür. Zeynep'e güven mi olur ya? Hiç. Anlayacak ne hata yaptığını. Biricik! Ver şunu. Bu ne? Sen bizim başımızı nasıl belaya soktuğunun farkında mısın şu an? Ne diyorsun sen? Parçalayıp kesmişsin bütün koleksiyonu. Ya sen nasıl bir ruh hastası çıktın ya? Bana bak Sanser. Sen o küçücük beyninle bana oyun falan mı oynamayı düşünüyorsun ha? Hop hop sakin olun. Kızlar sakin olun. İndir elini. Garson kız. Ne oldu? Bodyguard'dan mı başladın sen? Bu işin altından senin parmağın çıkarsa öldürürüm seni. Ne diyorsun kızım? Ya rüzgarı saçına değse benden bileceksin. Manyak mısınız be? Sen sırf Asena'ya gıcık olduğun için yaptın bunu. Saklama hiçbirimizden. Çıkacak nasıl ortaya? Çok iyi ya. İnanmış. Hoş geldin. Hoş buldum. Günaydın. Burak da pantolonun paçasını yaptırmak için anneme getirmiş de. Sen bin arabaya, ben geliyorum. Geç geç. Geç. Burak. Oğlum ben sana ne dedim? Kız arkadaşımdan uzak dur demedim. Öyle mi dedim? Selim, senin kız arkadaşın benim komşum. Komşun olması her dakika evine girmeni gerektirmiyor. Diyelim ki ben her dakika Serra'nın evine giriyorum. Ne yaparsın o zaman sen? Döver misin beni? Belki görüşürüz.
Selim. Yanına gelmeseydin Burak'ı vuracak mıydın? Bilmiyorum Serra. Neyi bilmiyorsun? Burak'ı nereye konumlandırmam gerektiğini bilmiyorum. Yani kaç senelik arkadaşlığımızı yakıp yıkmalı mıyım? Yoksa ona bir şans daha mı vermeliyim bilmiyorum. Bir kendine biraz zaman tanısan. Yani kendini bu kadar hırpalamasan. Ben en yakın arkadaşımı, kardeşim dediğim adamı kaybettim Serra. Hayatta güvendiğim 2-3 kişiden biriydi Burak. Ne yaptı? Arkamdan iş çevirdi beyefendi. Ya biliyorum. Her aklıma geldiğinde o kadar kızıyorum ki ona. O kadar kızıyorsun ona ama hala o yumruğu çakıp çakmayacağımı soruyorsun. Selim. Ya Selim. Ya Selim bir saniye. Sakin. Ya sana diyorum. Ya tamam. Haklısın ama... Ama ne? Ben bambaşka bir şeyi merak ediyorum. Sinirlendiğimde kendimi kaybedip... sağa sola yumruk atıp atmayacağımı merak ediyorsan eğer merak etme. Benim sıkıntım kendimle kimseye zarar vermem. Keşke kendine de zarar vermesen. Senin de desteğinle onun da üstesinden geleceğim. Benim desteğimle değil. Yani ben tabii ki de senin yanında olacağım ama... sen yapabileceğine inandığın ve değişmek istediğin için başaracaksın. Herkes bize bakıyor. Yapmayın. İftira atıyor bana. Biricik. Zeyno. Ne oluyor burada? Ahsena Hanım. Ya Ahsena Hanım şu tarafın haline bakın. Ne hale gelmişler. Ne bu? Vallahi... sizin koleksiyon mefta almış. Parça pinçik yerlerde. Birisi odaya girip bütün koleksiyonu parça pinçik etmiş. Ya defilede gösterecek tek bir tane bile sağlam ürünümüz kalmamış. Biricik'ten başkası yapmış olamaz. Çok iyi ya. Sen mi yaptın? Sence ben mi yaptım? Lafı dolandırma. Sence ben... teker teker senin şu iğrenç koleksiyonunu kesmek için uğraşır mıyım? Makasının elimde bıraktığı ize değmez senin bu ucuz koleksiyonunu Asena çarpmasay. Doğru konuş Biricik. Öyle şeyler yaptın ki yapmış olabilirsin. Her kim yaptıysa ilk hedefim ben olacağımı düşünerek hareket etmiş. Ama yanılmış. Sadece benim zekamı değil, senin zekanı da hafife almış. Yalan söylüyor.
Yalan söylüyor. Bunu etrafımıza Biricik'ten başka kim yapabilir ki Hasan Hanım? Bu kim? Bahsetmiştim ya size, okuldaki garson kız. Ha, hatırladım. Biricik Zede. Merhaba. Organizasyon için tuttum. Yardım etsin diye. Toplayın şunları. Odamda konuşacağız. Eğer sen yaptıysan seni bitireceğim Biricik. Madam sekreteri saçmalığını sineye çektim ama bu başka bir konu. Altından sen çıkarsan neler yapacağımı tahmin bile edemezsin. Üf. Çok korktum. Bayağı korktum. Tamam. Ya yalnız babaanne, yani Asena'nın doktoru Nazan hem babamı hem beni tanır. Yani Asena ile ilgili alenen bir soru soramayız. Rezil oluruz vallahi. Olmaz. Tamam yavrum, biliyorum ama sen o işi bana bırak. Peki. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Gelinimle burada buluşacaktık da. İsim alabilir miyim? Asena Kutlusay. Aa, Asena Hanım'ın kayınvalidesiniz demek. Evet. Biz de çok üzüldük Asena Hanım'ın düşüğüne. Evet, biz de çok üzüldük. Yalnız Asena Hanım'ın bugün randevusu gözükmüyor. En son düşük olduğu gün yazılı. O da dün sabaha ait. Dün sabah mı? Pardon? Evet. Yani kaybının olduğu gün geldi hemen Nazan Hanım'a. Sonrasında herhangi bir randevu oluşturulmamış. Acaba biz mi atladık? Ben bir arkadaşıma sorup geleyim. Teşekkürler. Cevabımızı aldık mı küçük hanım? Ya Selim haklıymış. Yani dün akşamki mizansen tamamen beni zor duruma düşürmek içinmiş. Bu kadın şeytanın önde gideni diyorum da inanmıyorsunuz bana. Yani aramızda bir tek Selim kadını çözdü ilk önce. Gerçekten. Hadi bakalım Maya'cığım, bu kadar oyun yeter. İşimiz var biliyorsun. Ama anne, ben gitmek istemiyorum. Olmaz bebeğim. Gitmemiz gerekiyor, sen de biliyorsun. Hadi bakalım babaya gidelim. Kim bilir bizi karşısında görünce ne kadar sevinecek. Öğlen geldin ve burayı böyle buldun, öyle mi? Evet. Ya sen? Ben mi? Benim buraya giriş kartım bile yok ki. Bu kadar beceriksiz olduğunu bilseydim sana asla gel çalış falan demezdim Zeynep. Ama öyle söylemeyin Asena Hanım, ben ne yapabilirdim ki? Tevekkeli değil, Biricik seni ezip geçmiş. Böyle kolay lokma olunca hiç zor olmamalı. Haksızlık ediyorsunuz ama. Haksızlık mı?
Sana verdiğim işi ne hale getirdiğini görmüyor musun Zeynep? Ya işine sahip çıkacaksın, adam gibi yapacaksın. Ya da bütün desteğimi senden çekerim. Anladın mı beni? Anladım. Koleksiyonum. Eğer bu işte ikinizden birinin ihmali olduğunu bulursam biteriz. Bitersiniz. İşte babanın evi burası Maya'cığım. Hadi gel. Buyurun, kime bakmıştınız? Merhaba, ev sahibinizle görüşecektim. Evde şu an kimse yok, üzgünüm. İyi günler. İyi günler. Şu Asena'nın da entrikaları bitmiyor. Yani eskiden Selim böyle bir şey söyleseydi küplere binerdin baba. Haklısın kızım. Ne diyeyim? Kim gelmiş Sevinç? Sana kızım bak bir soru sordular sana. Polis. Aa. Ne? Polis mi? Hakkınızda suç duyurusu varmış İhsan Bey. O ne demek ya? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun memur bey. Nasıl yardımcı olabilirim? İhsan Kutusay mı? Kutusay Lojistiğin sahip olduğu gemilerde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bir ihbar var İhsan Bey. Ne? İfadenize başvurmak üzere bizimle emniyete geleceksiniz. Ne münasebet canım? Memur bey bir yanlışlık olmasın? Bir hata olmadı. İmkanı yok. Benim şirketlerimde böyle bir şey olamaz. Emniyette anlatırsınız buyurun.